Evet değerli izleyiciler, Ankara'dan başkentten ana haber devam ediyor demiştik. Bundan sonra Kanal 42 Türkiye'nin her tarafında gezecek gündemi ve günceli huzurlarınıza getirmeye gayret edeceğiz. Konunun birinci dereceden muhataplarını da ana habere konuk alacağız demiştik. İşte neredeyiz? Ankara'dayız, başkentteyiz. Yanımızda da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Bey var. Efendim hoş geldiniz Hoş bulduk. ana Teşekkür habere. ediyorum. Sağ olun. Hemen vakit de nakit demişler. Hemen Evet. konulara girelim. Çok da sorumuz var ana haberin Doğru. içerisinde. Evet. Bu Reza Zarrab davasıyla ilgili başlayalım Evet. isterseniz. Reza Zarrab davasıyla ilgili diğer siyasi parti liderlerinden çok farklı bir bakış açısı ortaya koydunuz. Evet. Biz bunu kesinlikle iç politika malzemesi yapmayacağız. Bu konuda Amerika'ya mesafe koyuyoruz dediniz. Bir anlamda iktidarı da desteklediğiniz Gibi şekilde intiba doğdu. Evet. muhalefet tarafından eleştiriler Evet. geldi. Bu konuyla ilgili nasıl bir endişe taşıyorsunuz? Şimdi bunu çok açıkça söyledik. Bu davayı Amerika Birleşik Devletleri hangi sebeple olursa olsun Türkiye'ye karşı bir dava haline getirdi. Belki baştan beri de böyle planlanıyordu. Türkiye'yi, Türk hükümetini muhatap alıp bize karşı bir takım yaptırımlar ve gündeme getirmek istiyor. Türkiye'nin belki son zamanlardaki bir takım tavırlarını beğenmiyor veya Türkiye'yi tam olarak her konuda kendisinin paralelinde hareket eder hale getirmek istiyor. Veya İran'la olan özellikle münasebetlerden dolayı da cezalandırmak istiyor. Türkiye'nin İran'la olan münasebetlerini bozmak istiyor. Bundan dolayı da ben çok açıkça böyle bir davanın biz karşısına geçip de yani bu hükümete zararı verecek o halde biz Muhalefet Amerikalılarla yapalım. muhalefet yapalım diye hiçbir zaman düşünmedik. Doğru da bulmadık. Ancak tekrar üzerine basa basa da söyledik. Eğer gündeme getirilen bir takım yolsuzluklar, yanlışlıklar varsa onları da bizim çözmemiz icap eder. Türkiye'de çözülmesi icap eder. Şimdi ne diyor hükümet? Rıza Zarrab'ı da bize verin. FETÖ'yü de verin. Biz Türkiye'de bunları kendi mahkemelerimizde yargılayalım. Çünkü bunlar Türkiye'ye karşı suç işlettiler. Doğru. Peki onlar gelmeden burada hesabı sorulacak birçok konu gündeme getirildi. Hükümetin sırf bu sebepten dolayı bunu göz ardı etmesini kesinlikle doğru bulmuyor. Yani eğer bir takım suçlar işlenmişse, iddialar varsa bunun üzerine gidilmesi gerekir. Göz ardı edilmesine rıza göstermeyiz. Evet. Reza Darap konusunu da gündeme getirmeyeceğiz dediniz. Tabii Yani iç bundan politika dolayı da malzemesi yapmayacağız. getirmiyoruz Evet. zaten. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Muhalefet tarafından veya başkaları tarafından eğer bu konuda bir takım ileri sürülen iddialar var. Bunlar ciddi iddialar. Çünkü şimdi bazıları şunu alıyor. Rıza Zarrab bir şeyi itiraf etmiş, etmemiş, şunu söylemiş, bunu söylemiş. Onun Amerika mahkemelerinde bunu söylemiş olmasının bir ehemmiyeti yok. Amerika mahkemelerini tanımıyoruz Ha, diyorsunuz. onları bir dikkate almıyoruz. Ama Rıza Zarrab'ın söylediklerini dikkate alıyoruz. Yani orada söylendiği için biz bunu dikkate almıyoruz dememiz doğru olmaz. Zaten hükümet de belki bundan dolayı da gelsin biz bunu Türkiye'de yargılayalım diyor. Bundan dolayı ben hükümetin mutlaka bu konunun üzerine gitmesi gerektiğine inanıyorum. Tabii bu meselenin üzerine gitmek eğer hükümetin işine geliyorsa, gelmiyorsa o da tabii ayrı bir soru. Eyvallah. Peki bu özellikle son günlerde seçim sistemi çok tartışıldı. Çok tartışıyoruz seçim sistemini, barajları, marajları Evet. ama bir faaliyet yok. Yani barajların indirilmesiyle ilgili bir şey yok. Türkiye'de iktidara kim gelirse gelsin, A partisi, B partisi gelinceye kadar barajları indireceğini söylüyor. Ama Geldikler. geldikten sonra maalesef barajlar inmiyor. Maalesef. Şimdi %10 barajıyla ilgili de tartışmalar devam Evet. ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcılarının açıklamaları var. MHP Genel Başkanı'nın açıklamaları var. Bir Cumhur İttifakı yapacağız diye Genel Başkan Yardımcıları %10 barajının altında görünüyoruz. Önümüzdeki günlerde seçim ittifakları olabilir deniyor. Sizin partinizde de baraj endişesi var Evet. haliyle. Yani şey Tabii yapmaya tabii. gerek yok. Siz ittifaklarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir seçim ittifakı yapacak Biz mısınız? şimdi şu anda ittifaklar bizim gündemimizde değil.
bizim gündemimizde olan uyum yasalarıdır bir bütün olarak ve elbette barajdır. Barajın biz indirilmesinin elzem olduğunu, gerekli olduğunu aslında anayasaya göre de bunun mutlaka ya indirilmesi tamam veya bütünüyle ortadan kaldırılması icap eder kanaatindeyiz. Hı hı. Bunu şunun için söylüyoruz. Seçimlerde baraj iki sebeple önemseniyor. Birisi hükümette istikrarın sağlanması. Hı hı. Parlamenter sistemde iken bu önemli bir konuydu. Aslında %10 barajı o gün için bile çok yüksekti. Siz düşünün bir parti %9'du, onun da 9 oy almış ama mecliste bir tane temsilcisi yok. Vatandaşın %10'a yakınının oy verdiği bir parti. Bu kabul edilemez. Bunun olsa olsa %2-3 seviyesine inmesi düşünülebilir ama bugün istikrar meselesi, başkanlık sistemi gündem artık kabul edildiği için söz konusu değil, bunun bozulması söz konusu değil. İstikrar sağlandı. Hı hı. Bir kişi seçilecek, başkan olacak. Onu gen soruyla düşürmek, hükümetleri bir koalisyonla kurmaya çalışmak. Artık bunların dönemi geçti. O halde temsilde adaletin mutlaka sağlanması icap eder. Bu da toplumun farklı kanaat ve düşüncesi olan kesimlerinin de mecliste söz hakkı olmasına imkan vermekle sağlanır. Hı hı. Onun için biz diyoruz ki baraj olmamalı. Hı hı. Ne için baraja ihtiyaç var ki? İsterse %1 olsun. Eğer %1'le bir takım fikirler gündeme getirilebilecek, meclise taşınabilecekse bırakın mecliste konuşsunlar. Kimseye zararı olmaz. İstikrarı bozmaz. Hı hı. Onun için bunu biz önemsiyoruz. Ama ne yazık ki hükümet şu anda buna hiç meyyal değil. Hiç meyyal değil. Bu adaletin gereğidir. Bu barışın gereğidir. Bu huzurun gereğidir. Siz buna itibar etmezseniz yarın aynı noktaya siz düşersiniz. Ben şunu da ifade edeyim. Yani bugün siz doğrudur %10 barajını dışarıdan bakan, bugünkü geçmiş seçimlere bakıldığı zaman Saadet Partisi'nin zorlanacağını söyleyenler var. Bendeki kanaat. Türkiye'nin yarıya yakınını gezdim ben son 1,5 senenin içinde. Hem konferanslar verdim, hem yeri geldi mitingler yaptık, hem de kongrelerimizle düşüncelerimizi vatandaşlarımıza aktardık. Gördüğüm manzara Türkiye'de bu biraz çok iddialıymış gibi gözükse bile Saadet Partisi'nden başka ülkenin problemlerini çözecek bir parti vatandaş görmüyor. Bazılarını zaten hükümet kuramazlar düşüncesiyle görmüyor. Belli yerlerde de bu problemleri ancak bizim dile getirdiğimiz şekilde çözülebileceğine bu problemlerin inanıyor. Hı hı. Ve biz bu konunun isabetli olduğu kanaatindeyiz. Çünkü biz illere gittiğimiz zaman, vatandaşlarımızla görüştüğümüz zaman kısır bir çekişmenin içine hemen hemen hiç girmedik. Girmemeye de büyük itina gösteriyoruz. Kamplaşmanın da karşısındayız diyoruz. Bize kısır çekişmeler, tencere dibin kara, seninki benden kara. Bu ülkenin problemlerini çözmez ki bu tavır. Hı hı. Biz problemleri belirliyoruz. Daha doğrusu hangi problemlerin önemli olduğunu vatandaşın gözlerinin önüne getiriyoruz. Arkasından da onun nasıl çözülebileceği konusundaki düşüncelerimizi millete arz ediyoruz. Peki bu anlamda hükümetle bir irtibatınız var mı? Yani bir öneri sunuyor musunuz? Hayır. Ya bir öneriler dediğiniz siyasi partilere yani, ben muntazaman. Medya yoluyla. Şöyle. Medya yoluyla. Hı hı. Benim muntazaman her çarşamba günü eğer çok özel bir program yoksa basın toplantım var. Hı hı. Mutlaka basın toplantısında son bir haftanın değerlendirmesini yapıyorum. Bu tabii tavsiyeler hükümetlere de gidiyor. Hı hı. Konferanslarda veya bizim genişletilmiş il divan toplantılarımızda, illerde yaptığımız yine aynı şekilde bu fikirlerimizi hükümete takdim ediyoruz. Bizim söylediklerimizi ben harfiyen izledikleri kanaatindeyim. Çünkü bizim partimizin adını zikretmeden yeri geliyor bize cevap veriyorlar. Onu görüyoruz biz. Çünkü bizim o söylediğimiz hususu başka bir parti dile getirmemiş. Hı hı. Ama hükümet
onu gündemine taşıyor. Bizim adımızı zikretmeden, bizden endişe ettikleri için bizi hiç gündeme getirmemeye çalışıyorlar. Peki orada bir şey sorayım. Yani evet, ittifakla ilgili, bu seçim ittifaklarıyla ilgili de son soru olsun. Soracak sorularım evet, da var. Oldu, seçimlere geldik. Seçim ittifakları, Saadet Partisi bütün partileri açık mı? Şimdi şunu hemen yani söyleyeyim. Biraz daha özetleyerek evet, yapayım. AK Parti derse ki ya buyurun birlikte girelim, seçim ittifakı yapalım, Saadet kapıyı kapatır mı? Şimdi kapıyı kapatır mı değil de ittifaklara ne için ittifak yapacaksınız? Meclise girmek için. Hı hı. Meclisin bir hükmü var mı? Yok. Evet. Bugünkü haliyle meclisin bir hükmü yok. Ne yapacaksınız? Ha, biz doğrudan doğruya kendi başkan adayımızı biz mutlaka göstereceğiz. Hı hı. Bunu baştan beri söyledik. Başkan adayının gösterilmesinden nasıl koalisyon yapacaksınız ki? Başkanın yarısı bizden, yarısı sizden olsun, öyle bir durum yok. Peki var mı böyle bir isim havuzunuz? Şöyle, elbette. Biz de araştırıyoruz, yalnız bunu şimdiden biz bir kamuoyu yoklamasıyla veya vatandaşla görüşerek bunu gündeme getirmemiz doğru değil. Bize göre biraz erken bunun için. Biraz seçim satım ailine yaklaşmamız lazım, girmemiz lazım. Peki o isim Temel Karamollaoğlu olur mu? Yok, ben baştan bunu söyledim. Ben kesinlikle aday değilim dedim. Ha, vatandaşlar biz bütün çalışmalar neticesinde benim veya başka birisinin üzerinde hemfikir olurlarsa buna diyecek bir şey olmaz. Ama bu bir adaylık tarzında ben varım diyerek değil. Biz esas itibariyle toplumun genelde bütün kesimlerinin ittifak edeceği bir aday arayışı içindeyiz. Yani bir ikinci Ekmelettin İhsanoğlu kazası çıkar yani, yani? Şimdi burada Ekmelettin Bey... O anlamda demiyorum tabii da hani çok bir şey yapıldı. İstemeyiz. Evet. Şöyle, tabii Ekmelettin Bey aniden çıktı. Herhangi bir hazırlık yapılmadı. Ve Ekmelettin Bey çıktığı zaman da biraz da yalnız bırakıldı o günkü şartlarda. Yani kendi kendisine tek başına kampanyalar yürütmeye çalıştı. Yani flash bir isimle çıkarız tabii, diyorsunuz. Elbette. Yani ben flash olmasından çok onu şöyle tarif edelim. Herkesin bildiği, tanıdığı. Herkesin bildiği, tanıdığı, benimseyeceği ve oy vereceği bir isim olması lazım. Burada noktayı evet, koyalım. Onun için burada koalisyon diye, ittifak diye bir mesele gündeme gelmez mecliste. Çünkü bunun bir ehemmiyeti kalmıyor ki. Esas icradır mühim olan. Peki gündem çok hızlı değişiyor. Evet. Takip etmekte siz de güçlük çekiyor musunuz? Yani o doğrudur, kadar farklı bazen süngü gündemler de oluyor. Bu evet, biraz da ekonomiye bakışı öteliyor gibi. Yani bütçe görüşmeleri evet, var mecliste. Meclisten gelen görüntüler, meclisten gelen haberlere bakıyoruz. Büyük bir kavga, gürültü içerisinde maalesef gidiyor. Bütçe nasıl? Yani bütçe, değerlendirebildiniz mi? Tabii şöyle, bütçe görüşmelerinin ötesinde genelde memleketin bütün problemlerinin görüşüldüğü, dünyadaki problemlerin görüşüldüğü bir zaman süreci olarak görülüyor. Bu da doğrudur. Yani bütçe esnasında dış politikayı görüşürken her ülkenin, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar görüşülür. Ekonomi görüşülürken ekonomi görüşülür. Eğitim görüşülürken... Çok rakamlar tabii, ön plana gelmiyor. Şimdi yani şöyle, tabii yani hükümetin, tabii hükümetin şu anda en büyük sıkıntısı benim kanaatim ekonomide. Ekonomik problemleri artık çözemiyor. Deniz bitti diyorum ben onun için. Geldik duvara tosladık. Bundan sonra Türkiye'de neyi nasıl yapılacak? Kaynak yok. Kaynak bulamıyor arkadaşlarımız. Peki siz gelirseniz acı reçete mi yazacaksınız Kemal Derviş gibi? Şöyle. Yok, biz hiç Kemal Derviş'le bir şey kopyalamayız. Yani biz Kemal Derviş'le meselelere yaklaşımımız taban tabana zıttır. Ama bu hükümeti en çok öven Kemal Derviş'tir, bunu bilin. Kemal Derviş Halk Partisi'nin milletvekili olarak geldi. Türkiye'den ayrılıp da tekrar Dünya Bankası'na dönerken ilan etti. Ben dedi bugünkü iktidarın politikalarını aynen benimsiyorum. Benim yapamadıklarımı yaptılar dedi. Öyle gitti. Bize göre yanlış bir politikaydı. Bundan dolayı da yanlış politika uygulanınca deniz bitti diyorum. Artık ekonomi bundan sonra yönetilemez hale geldi. Yalnız başka bizim düşüncelerimiz var ama temel iki konu var ki kaynak orada. Bir, yolsuzluklar. Şuna inanıyorum ben. Yolsuzlukların önü kesilsin, Türkiye'de büyük bir imkan ortaya çıkar. İkincisi de israf. Hangisi daha fazla şu anda onu kestirmek zor. İsraf akıl almaz boyutlarda. Bugünkü hükümetle bizim
göz göze gelemediğimiz, aynı noktadan bakamadığımız meseleye hususlardan bir tanesi bu. İsraf mefhumu bu arkadaşlarımızda yok. Bir defa israf ne onu tanımak lazım, anlamak lazım. Binayı yıkıp yerine yeni bir bina yapmak bize göre israf. Ha yıkılma noktasına gelmiş, kullanılması mümkün olmayan bir bina varsa yıkıp yaparsınız. Ama bugün sapsağlam binalar yıkılıyor, yerine sadece yüksek katlı binalar inşa ediliyor. Hı hı. Adalet sarayları inşa ediliyor. Bunu sık sık söylüyoruz. Yani adalet sarayları da teşekkül etmez. O başka bir iş. Okulları yıkıp yenilerini yapmak eğitimi düzeltmez. Hastaneleri şimdi şehir hastaneleri altında mevcut, yeni inşa edilmiş, donatılmış hastaneler şehrin içinde bırakılıyor. Şehrin bir kenarına, halkın ulaşmasının da pek de kolay olmadığı bir bölgesinde yeni bir hastane diyelim grubu oluşturuluyor. Efendim burada işte bütün tetkikler yapılabilecek, her türlü mütehassısın bulunabileceği bir hastaneler kompleksi olsun. Böylece de bu iş en güzel şekilde halledilsin. Olmuyor, yanlış. Çünkü siz şehrin içinde halkın kolayca ulaşabileceği bildiği hastaneleri niye kapatıyorsunuz ya? Niye? Öbürü de rant kapısı. Öyle bir sistem getirilmiş ki hastane %70'i dolu olmazsa açığını devlet kapatacak. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yok. Eğer cihazlar %70 dolmazsa bunların açığını devlet kapatacak. Aynen köprüden gider gibi. Yani o köprüden geçersen 10 lira vereceksin, geçmezsen sopayı yiyip 20 lira vereceksin. Öyle bir mantık çalışıyor. Yani diyorsunuz ki biz bu ekonomiyi düzeltiriz. Düzeltiriz. Yolsuzluk ve israfı önleyerek. Önleyerek. Ha, evet. Onun ekstra kaynağa bakma. Onun ekstra kaynağa bakmadan ama şunu hemen size söyleyeyim. Ekstra kaynak imkanları da var, var Türkiye'de. Şu anda en önemli konu kısa vadeli dönüşümü sağlayabilmek. Ne tarımda ne hayvancılıkta. Hükümet bunun üzerine gitmiyor. O kadar büyük hatalar yapılıyor ki bunu tarif etmek mümkün değil. Bundan dolayı hükümet bugün ekonomiyi yönetemez hale geldi. Peki böyle giderse Saadet Partisi Genel Başkanı olan 2018 yılının fotoğrafı nasıl çıkar size göre? 2018 ekonomi anlamında yılının fotoğrafı bugünkünden daha beter olur. Niye? Basitçe bir şey söyleyeyim. Şimdi bütçenin, bu arkadaşlarımızın takip ettiği politika sebebiyle bütçenin en önemli kalemlerinden bir tanesi faiz giderleri. Alınan borcun karşılığında ödenen faizler. Bu sene için, geçen sene bu bütçeye 56-57,5 milyar lira para konulmuştu faiz ödemesi için. 2 ay önce herhalde yahut da bu ayın başında 56 milyar doldu. Yani bu sene sonuna kadar biz büyük ihtimalle 60 milyarın üzerinde faize para ödemiş olacağız. Önümüzdeki sene için şimdiden bu hükümet 71,7 milyar lira faize para koydu. Ben bu kadar ödeyeceğim dedi. O da bugünkü şartlar devam eder. Faizler bugünkü seviyede kalırsa, yükselirse ne olacak? Artacak. Eğer biz ekonomiyi rayına oturtalım, şu borçlanmayı ortadan kaldıralım, durduralım, emin olun Türkiye patlama yapar. Bizim sürekli olarak, bakın 2020 yılına kadar artan faizler kondu şimdiden. Önümüzdeki sene için 71,7, ondan sonra sene için 86, ondan sonra 2020 için de 95 milyar lira faize para vereceğiz diyor. Peki bir grup var, ne derseniz karşı çıkıyor. Yormuyor mu sizi? Yani böyle bir ön yargılı bir bakış var mı hala? Var, kesinlikle var. Yani arkadaşlar bunu peki? Yapanlar bunu köprüyü nasıl kuracaksınız? Şöyle düşünmeyen arkadaşlara köprüyü kurmak mümkün değil. Ama biz insanları düşünmeye davet ediyoruz. Biz size bir fikir söylüyoruz. Ha bu fikirle ilgili sizin de bir proje, bir teklif, bir strateji teklifinde bulunuyoruz. Bununla ilgili sizin bir söyleyeceğiniz varsa oturalım konuşalım.
Peki en biz çok değiştirebiliriz. İşte bu gruplardan da en çok size şey geliyor. Yani dış mihrakların Türkiye'deki başı gibi böyle bir algı da var. Yani İngilizlerle ilişkilendiriliyor. Bir rahatsız olmuyor musunuz? Yok. Onlar çok ahlaksız, terbiyesizlik yapanlar. Onu söyleyenlere benim söyleyeceğim bu. Ahlaksız ve terbiyesiz insanlar. Onları ben muhatap almıyorum. Yani onu bir şey yaptıkları zaman eğer gerekiyorsa hukuk yollara başvuruluyor onların da cezalandırılması için. Ama bize yani siz başkalarının oyuna geliyorsunuz, oyununa geliyorsunuz. Aslında bu söyledikleriniz doğru olabilir. Bazıları böyle diyor. Doğru olabilir ama öyle bir noktadayız ki şimdi Türkiye'nin içinde birlik ve beraberlik olmamıza ihtiyaç var. İstikbal mücadelesi. Ha, istikbal mi? Onda, o zamanında benim şahsen o noktada söylediğim şey şu. Bizi bugünkü hükümetin yanlış politikaları getirdi. Başkaları getirmedi. Sanki hükümet bugün yeni iş başına gelmiş gibi bütün suçu geçen seneki hükümetin omuzlarına yüklemeye kalkıyor. Ya geçen seneki hükümet sizdiniz. Bu hataları siz yaptınız. Başımıza bu problemleri siz getirdiniz. Siz bunları söylediğiniz için de eleştiriliyorsunuz. Ha, şimdi bu bazılarının hoşuna gitmiyor. Onun için de eleştiriyorlar. Peki milli görüşçüler bölünüyor mu? Yani Fatih Erbakan da bir çıkış yaptı. Erbakan Vakfı üzerinden Refah Partisi kuruluyor. Söylemleri var, söylentileri var. Siz İstanbul'da bir Kudüs mitingi yaptınız. Onlar Kocaeli'de bir Kudüs mitingi yaptı. Ne oluyor milli görüşe? Milli görüşte bizim bir problemimiz yok. Yalnız arkadaşlarımız bir yanlışın içine girdiler. Ben bu noktayı gündeme hiç almadım. Çünkü gayret gösterdim. Birlikte çalışalım dedim. Kendilerine davet götürdüm. Onlar beni ziyaret etti, davet ettim. Ben gittim kendilerini ziyaret ettim. Böyle bir partileşme olursa şöyle, Saadet Partisi'nin... Bizim yapacak bir şeyimiz yok ki. Düşürür mü? Daha bizim, aşağı mı düşürür? Hayır. Hiçbir etkisi olmaz onu söyleyeyim. Öyle birkaç bin oy Saadet Partisi'ni etkilemez. Bu yanlışı niye yapıyorlar? Onu kendilerine sormak icap eder. Ama yanlış yaptıkları kesin. Böyle bizi bu binadan çıkarmak için dava açmak, işte hacizleri getirmek. Allah yardımcımız olsun. Hakikaten Erbakan hocamızın, Allah rahmet eylesin, bunlardan muzdarip olacağından eminim. Ruhunun böyle şeyleri bilmesinden dolayı hakikaten üzüleceğinden, ama ne yapalım takdir. Ben şunu size söyleyeyim. Benim gücümün yetmediği, yapamayacağımız işlerle uğraşmayı hiç düşünmüyorum. Ya ben bundan nasıl uğraşırım? Ha, bir mahkemeye verilir, biz de avukatlara veririz, onlar uğraşır. Ama ben kendim oturup da sabahtan akşama kadar bunu kendime dert etmem, etmeyi doğru da bulmam. Çünkü çözüm yok ki. Önceden gitmişiz, konuşmuşuz, anlaşmaya çalışmışız, gelin beraber çalışalım demişiz. Ben önceleri de bunu çok yumuşakla görmüştüm. Yani beraber çalışabiliriz kanaati vardı ve inanıyordum da ben. Her halükarda biz mutlaka beraber çalışırız diye. Ama böyle bir dava açılınca da artık yapacak bir şeyimiz kalmadı. Onun için bu kadar söylemek yeter zannediyorum. Eyvallah efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Biraz. Estağfurullah, siz benden daha baba iyisiniz. Eyvallah. Evet. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu bugün ana haberde ağırladık. Bu dizi devam edecek. Diğer siyasi partilere de gideceğiz inşallah. Oralarda da konunun muhataplarının, birinci dereceden konunun muhataplarına sorularımızı gündemle ve güncelle ilgili yöneltmeye devam edeceğiz.